Verilen bilgi ve görsellerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Uzay kirliliği 1957 yılında uzaya gönderilen ilk yapay uydudan sonra ortaya çıkmıştır. Evet burada Sputnik 1 ile başladığı yer almıştı. Dolayısıyla söylenilebilir. Uzay kirliliğinin en büyük nedeni yapay uydular ve uzay aracı atıklarıdır. Burada e, ömrü tükenen uzay aracı atıkları ya da e, yapay uydular büyük bir kısmını oluşturuyor. Doğru. D. Dünyadan fark edilmese de yörüngedeki atıklar çok hızlı hareket eder. Burada bir mermiden yaklaşık 7 kat daha hızlı hareket ettiğini yazmışlar. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyoruz. 1957'den 2021 yılına kadar tüm ülkelerdeki uzay çalışmaları sürekli hız kazanmıştır denilmiş. Ancak böyle bir bilgi yukarıdaki metinde yer almıyor. Cevabımız B seçeneği. Yıldızların yaşam döngüsü ile ilgili verilen bilgiler ve görsele göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Bulutsular yıldızların doğum merkezleridir ve bütün yıldızlar aynı bulutsudan oluşurlar. Evet bulutsular yıldızların doğum merkezidir ancak bütün yıldızlar aynı bulutsudan oluşmaz. Birçok farklı bulutsu vardır. B. Güneş gibi büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının son evresinde beyaz cüceye dönüşür. Ancak küçük kütleli yıldızlar beyaz cüceye dönüşür. Bu ifade de yanlış. C. Kütleleri farklı olan yıldızların parlaklık, büyüklük ve gelişim aşamaları ve yaşam süreleri farklıdır. Burada baktığımız zaman yaşam sürelerini göremiyoruz. Dolayısıyla buna doğru diyemiyoruz. D. Büyük deli yıldızların süpernova patlamasından geriye nötron yıldızları ile birlikte kara delikler kalır. Evet süpernova patlamasının ardından burada nötron yıldızını ve kara deliği görüyoruz buna ulaşabiliyoruz. Cevabımız D seçeneği. Verilen metinden hareketle mitoz bölünme ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılabilir? Ototomi genellikle sürüngen canlılarda görülen canlı tehlike altındayken birkaç uzvunu bırakma anlamına gelen bir savunma mekanizması örneğidir. Kertenkeleler bu özelliklerini kullanarak tehdit altındayken kuyruklarını kopararak kaçarlar. Kuyrukları koptuğunda kertenkele ardarda arda geçirilen mitoz bölünmeler ile bir süre sonra kuyruğunu tamamlar. A. Mitoz bölünme sayesinde canlardaki hasar gören organlar yenilenebilir. Evet bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Yukarıda e, kuyruğu kopan bir kertenkelenin kuyruğunu yeniden oluşturması için aylarda birçok bir kez mitoz bölünme geçirdiği söylenmiş. B. Kertenkelenin kuyruğunun yeniden oluşması mitoz bölünme ile üremeye örnektir. Mitoz bölünmeye örnektir ancak üreme durumu burada gerçekleşmiyor. Yani kopan kuyruktan yeni bir canlı üremiyor. Dolayısıyla hatalı bir C. Yeni kuyruğun oluşması için mitoz bölünme geçiren bir hücreden iki yeni hücre oluşur. E, yeni kuyruğun oluşması için mitoz bölünme geçiren bir hücreden iki yeni hücre oluşur ancak bu bilgiye yukarıdan ulaşamıyoruz ve mitoz bölünme tek hücreli canlarda üremeyi, çok hücreli canlarda büyüme ve gelişmeyi sağlar. Bu bilgiye de yukarıdan ulaşamıyoruz. Cevabımız A seçeneği. Görselde numaralandırılarak verilen kısımlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bir bebeğin oluşum sürecinde mitoz bölünme, mayoz bölünme ve döllenme olayları görülür. A. Bir numaralı olay kromozom sayısının iki katına çıkmasını sağlar. 1 numaralı olay burada döllenmedir. Döllenmede normalde e, yumurta ve spermin e, kromozom sayısı n n kadarken e, sonrasında 2 ne dönüşür. Dolayısıyla kromozom sayısı iki katına çıkar ifadesi doğrudur. 2 numaralı olayda yaşanan bölünme sonucu kromozom sayısı sabit kalır. 2 numaralı olay burada mitoz bölünmedir. Zigot mitoz bölünme geçirerek embriyoya dönüşür. Dolayısıyla mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalacaktır. 3 numaralı olayda yaşanan bölünme çeşidi ile tür içinde kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir. 3 numaralı olay da mitoz bölünmedir. Embriyonun gelişmesidir. Bunun için mitoz geçirecek. Dolayısıyla kalıtsal çeşitlilik mitozda sağlanmaz. Mayoz bölünmede görülebilir. D. 4 numaralı olayda fetüs çok sayıda mitoz bölünme geçirerek bebeği oluşturur. Evet. Bir numaranın ardından bütün e, artık süreç mitoz bölünmeye dayalıdır. Canlının büyüme ve gelişmesini sağlamak amaçlanır. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Cevabımız C seçeneği. Araçlar hız sabitleyiciler ile ayarlanan süratlere ulaştıklarında ilk durumlarına göre kinetik enerjilerindeki değişimler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Araçlarda kullanılan sürat sabitleyici sistemler uzun mesafeli yolculuklarda aracın süretini kontrol altına tutmak ve belirli bir süratle yola devam etmek için kullanılır. Yukarıda başlangıç süratleri verilen eşit kütleli araçlarda kullanılan hız sabitleyiciler k'nin süreti 90 km bölü saat, l'nin ve m'nin süratlerinin 100 km bölü saat olacak şekilde ayarlamıştır. K'yi 90 yapıyor. Yani bir 30 kadar artış sağlıyor. L'yi ve M'yi de 100'e çekiyor. E şimdi burada L için bu durum eksi 20 demektir. Eksi 20'lik bir azalma söz konusu kinetik enerjisinde. E M için de eksi 40'lık bir azalma söz konusu. K'ye baktığımız zaman artı 30'luk bir kinetik enerji artışı demek. Çünkü sürat ne kadar çok artarsa kinetik enerjisi de Artacaktır. Dolayısıyla e, en büyük değişiklik burada baktığımız zaman M'de görüyoruz. Çünkü M'nin e, kinetik enerjisini eksi 40 kadar düşürmüş. Dolayısıyla en büyük değişim M'de gerçekleşmiştir. Ardından K'de çünkü K'nin de e, artı 30 bir şekilde arttırmış. Yani kinetik enerjisi artmış. Dolayısıyla K diyoruz ikinci duruma. En az değişiklik ise L'de gerçekleşmiş. Bu durumda sorumuzun cevabı B seçeneği olur. Buna göre yazılanların doğru olabilmesi için hangi basamaktaki ifadelerin yerleri değiştirilmelidir? Kütle ve ağırlık görüyoruz. Bunların merdivenleri var. Birinci basamakta kütle için büyüklüğü cismin konumuna göre değişmez demiş. Doğru bir ifade. Ağırlığın değişir. Bu da doğru. Demek ki birinci basamak doğru. 2. E, kütle bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. Doğru bir açıklama. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Bu da doğru. E, kütle eşit kolu terazi ile ölçülür. Ağırlık ise dinamometre ile ölçülür. Kütlenin birimi gramdır. Ağırlığın birimi ise newtondur. Bunlar yer değiştirmeli. Yani cevabımız D. Verilen modele göre hücre zarı ile ilgili özelliklerinden hangileri söylenebilir? Yanda bir hücrenin hücre zarına madde giriş çıkışı modellenerek gösterilmiştir. E, seçici geçirgendir. Evet burada e, kırmızıları almadığını, kırmızıları attığını görüyoruz. Mavileri içeri almış. Dolayısıyla seçici geçirgen diyebiliriz. Cansız bir yapıya sahip olduğu bilgisine buradan ulaşamıyoruz. Hareketlenme söz konusu vesaire canlı bir yapısı var. 3. Hücre içindeki atık maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Evet, burada kırmızı ile gösterdiği yuvarlanın içerisindeki maddeleri dışarı attığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. Buna göre bu elementlere ait semboller aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Uzay mekiklerinde yakıt olarak kullanılan hidrojendir. Kömür gibi fosil yakıtların yapısında bulunan karbon. Otomotiv ve bazı ev eşyalarının üretiminde kullanılan dayanıklı metal, e, burada demir olabilir. Ve diş macununda ve soğutma cihazlarında kullanılan da flor olmuş oluyor. Bu durumda sorumuzun cevabı A seçeneği oluyor. Buna göre bu kişinin alışverişi sırasında bulunduğu durumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cismin harekete doğrultusunda cisme kuvvet uygulanması gerekmektedir. Markete giderek alışveriş yapan bir kişi birinci durumda market arabası ile süt reyonuna doğru gitmekte, ikinci durumda reyondaki raftan sütü almakta, üçüncü durumda ise arabasına koyduğu süt şişesi birlikte market arabasını kasaya doğru sürmektedir. A. Üçüncü durumda yaptığı iş, ikinci durumda yaptığı işten fazladır. Bunu söyleyebilmek için e, uyguladığı kuvvetleri ve aldığı yolları bilmemiz gerekir. Bunları bilmiyoruz, dolayısıyla kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. B, ikinci durumda yaptığı iş, bir ve üçüncü durumlarda yaptığı işlerden fazladır. Yine birinci A seçeneğindeki durumu açıklarken söylediğimiz gibi, bunlarda uygulanan kuvvetleri ve e, aldıkları yolların miktarını kesin bilmiyoruz, o yüzden kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. C, ikinci durumda sütü reyondan alırken sadece yer çekimi kuvveti iş yapmıştır demiş. Ee, ancak kendisi, bu kişinin kendisi de kuvveti, e, kuvveti aynı yönde, e, aynı doğrultuda uyguluyor ve süt de kuvvetin uygulandığı doğrultuda ilerliyor. Dolayısıyla yalnızca yer çekimi kuvveti iş yapmıştır ifadesi yanlış. De bir ve üçüncü durumlarda alınan yol ile uygulanan kuvvet aynı doğrultuda olduğu için iş yapmıştır. Evet burada e, bu cisme bu yönde bir kuvvet uyguluyoruz. E, bu yönde uyguladığımız kuvveti bu cisim aynı şekilde bu doğrultuda giderek e, takip ediyor. Dolayısıyla burada iş yapmış sayılıyoruz. Birinci durumda da yine arabayı e, sürmek için bu yönde bir kuvvet uyguluyoruz. Ve arabada yine bu yönde ilerliyor ve doğrultuları aynı olmuş oluyor. Dolayısıyla burada da iş yapılmış oluyor. Bunun bilgisi kesindir. Bu nedenle cevabımız D seçeneği diyoruz. Çocuğun bulunduğu konumlara bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Birinci konumdayken yere göre çekim potansiyel enerjiye sahiptir. Evet çünkü yerden trambolin kadar bir yüksekliği var. Dolayısıyla bu enerjiye sahip olacaktır. B. Birinci konumdaki mekanik enerjinin bir kısmı üçüncü konuma gelin, gelirken ısı enerjisine dönüşmüştür. Ee, burada sahip olduğu toplam enerjinin bir kısmı üçüncü konuma geldiğinde e, ısı enerjisine dönüşecektir. C. ikinci konumdaki çekim potansiyel enerjisi birinci konumdaki çekim potansiyel enerjisinden büyüktür. Burada büyük olduğunu söyleyebiliriz çünkü yüksekliği daha fazla, dolayısıyla çekim potansiyel enerjisi de daha fazla olacaktır. İkinci konumdan üçüncü konuma gelirken sahip olduğu çekim potansiyel enerjisinin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüştür. Şimdi burada bu çocuk zıpladığı için bir esneklik potansiyel enerjisi de var. Dolayısıyla tamamını ona dönüştürdüğünü söyleyemeyiz. Aynı şekilde ısı enerjisine de dönüşmekte. Dolayısıyla D seçeneğinde yapılan yorum yanlış diyoruz. Cevabımız D. Buna göre oluşan karışımlarla ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Birinci kapta sıvı-sıvı heterojen karışım olur demiş. Yağ ve suyu birinci kapta birleştiriyoruz. Yağ ve su sıvı sıvı heterojen karışım oluşturur ve yoğunluk farkından dolayı bunları ayırma hunisi ile birbirinden ayırabiliriz. İkinci kapta tuzlu su karışımı yapıyoruz ve bu karışım homojen bir karışım. Çözüneni tuz, çözücüsü su olan bir karışım ve bu homojen karışımı katı sıvı homojen karışımları buharlaştırma yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Üçüncü kaba geldiğimizde su ve kumu oluşturmuşuz, karıştırmışız. Bu bir heterojen karışımdır. Ancak bu karışımı eleme yöntemiyle ayıramayız. Kum tanecikleri elekten geçecektir. Dolayısıyla tekrar suyun içine karışır. Bu nedenle ayıramayız. Kum ve suyu elemek istiyorsak süzgeç kullanmalıyız. Süzme yöntemini kullanmalıyız. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği oluyor. Çizilen grafiğe göre KLM maddeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eşit miktarda alınan özdeş KLM maddeleri 100 ml su bulunan farklı kapların içine atılarak gözlem yapılıyormuş. Gözlem sonucu da maddelerin çözünme hızı grafikte verilmiş. Şimdi burada çözünme hızının en yüksek olduğu madde K, en yavaş olduğu da M. Eşit miktarda suyun içine atılıyorlar ve e, bu maddelerden de eşit miktarda var. A, K ve L maddelerinin çözündüğü suların sıcaklığı aynı ve maddeler karıştırılmıyorsa, K maddesinin tencik boyutu L maddesinden büyük olabilir. E, bu durumda suların sıcaklığı aynı ve maddeler karıştırılmıyor e, ve K'deki çözünme hızı L'den fazla. Bu durumda K maddesinin tanecik boyutunun L'den daha küçük olması gerekir. Büyük değil. Çünkü K'nin çözünme hızı fazla. B. M ve L maddelerinin tanecik boyutları aynı ve bu maddeler karıştırılmıyorsa M maddesinin çözündüğü suyun sıcaklığı L'den azdır. Evet, burada tek fark eden suyun sıcaklığı olacak ve M'nin çözünme hızı daha yavaş, daha az. Dolayısıyla suyunun sıcaklığının daha soğuk olduğunu söyleyebiliriz. C, K ve M maddelerin tanecik boyutları ve çözündüğü suların sıcaklığı aynı ise K maddesinin bulunduğu kap karıştırılmış olabilir. Evet burada karıştırma faktörü devreye giriyor. E, K'deki çözülme hızı daha fazla olduğu için K kabının karıştırıldığını söyleyebiliriz. L ve D seçeneğine geldik. M ve L maddelerin tanecik boyutları ve karıştırma miktarları eşit ise L'nin çözündüğü suyun sıcaklığı daha fazla olabilir. L'nin burada çözünürlük hızı fazla. Dolayısıyla L maddesinin çözündüğü suyun sıcaklığı M'den fazladır diyebiliriz. Bu durumda sorumuzun cevabı A seçeneği oluyor. Buna göre tablodaki tüm soruları doğru cevaplayan öğrencinin yaptığı işaretlemelerin görünümü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Burada bir öğretmen e, bazı bileşikleri vermiş ve bunların kullanım alanlarını vermiş e, ve öğrencilerine tablodaki soruları sormuş. Öğrencilerde de evet hayır şeklinde cevap vermişler. Bir Molekül modellerinde gösterilen atom türlerinden benzer olanlar var mıdır? Örneğin burada karbondioksit ve CH4'e baktığımızda ikisinde de karbon var. Ya da... E, karbondioksit ve suya baktığımızda ikisinde de oksijen var. Dolayısıyla buna evet demesi gerekir. 2. Molekül modellerinde bulunan atom sayılarından eşit olanlar var mı? Baktığımız zaman karbonlardan birer tane var. Dolayısıyla eşittir diyebiliriz. Buna da evet diyeceğiz. 3. Benzer fiziksel özelliklere sahip olan bileşikler aynı tür atomlardan mı oluşur? Örneğin karbondioksit ve CH4 e, burada aynı fiziksel haldeler. İkisi de gaz halde ancak aynı tür atomlardan oluşmuyorlar. Yalnızca ortak bir tane karbonları var. Ya da NH3 ile e, su aynı e, fiziksel özellikle sıvı şekilde yer alıyorlar. Ancak tek ortak noktaları ikisinin de hidrojenin olması. Dolayısıyla aynı tür atomlardan oluşuyor mu sorusuna Hayır demeleri gerekiyor. 4 Aynı tür atomların bulunduğu bileşikler benzer kullanım alanına sahip midir? Örneğin, hidrojenin bulunduğu üç bileşiğe bakacak olursak, biri enerji üretmek için, biri patlayıcı ve gübre yapımında, diğeri e, vücut sindiriminde boşaltım gibi olayların gerçekleşmesinde görevli. Yani dolayısıyla aynı benzer kullanım alanlarına sahip olmadıklarını görebiliyoruz. Buna da hayır demeli. Bu durumda tablomuz C seçeneğindeki gibi olmalı. Atık kağıtlardan yapılan projeden yola çıkılarak yorumlarından hangileri yapılamaz? Burada bir proje geliştirilmiş tohum bombası yapımı gerçekleştirilmiş ve bunun aşamalarından bahsedilmiş. Bir kağıt ile tohumun bir arada olduğu karışım heterojen karışıma örnektir. E, burada e Yoğurduğu kağıdın içerisine tohumları koymuşlar. Dolayısıyla heterojen bir karışım oluşturmuşlar. Çünkü kağıdı da tohumu da ayrı ayrı görebiliriz burada. 2. Kağıdın mürekkebinden ayrılması sırasında damıtma yöntemi kullanılmıştır. kağıdın mürekkepten ayrılması için katı ve sıvı bir ayrım söz konusu. Damıtma ise sıvı sıvı homojen Karışımları ayırmada kullanılır. Kaynama sıcaklığı farkından faydalanılır. Dolayısıyla bu ifade burası için uygun değil. Ee, üçe bakalım. Kağıt ürünlerinin yeniden kullanımına örnektir. Evet, normalde çöpe atılacakken artık tohum bulmasına dönüşmüş. Yani kağıdın geri dönüşümü söz konusu. Bu da söylenilebilir. Yalnız iki söylenemez. Cevabımız B seçeneği. Sunumu yapılan projenin 2, 6, 9 ve 11. basamaklarında kullanılan karışımların ayrıştırma yöntemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Burada geri dönüşümle ilgili bir proje yarışmasına katılacak olan öğrenciler atık sudan saf su elde etmek için tasarladıkları projenin sunumunu yanda gösterildiği şekilde yapıyorlar. Bir de atık su atık su borusu ile katı madde süzgecine geliyor. Ardından katı madde süzgecinden geçen suda çözünmemiş bütün katı maddeler süzülüyor. Yani süzülme işlemi gerçekleşmiş diyoruz ikinci basamakta. Üçüncü basamakta süzülen su su deposunda toplanıyor. Dördüncü basamakta su deposundaki su kazana geliyor ve 95 dereceye kadar ısıtılıyor. Atık, madde, atık suya karışan e, su dışındaki sıvılar buharlaştırılıyor ve buhar soğutucuya gidiyor soğutucuda buhar sıvılaştırılıyor. Burada kaynama noktaları farkından faydalanılmış yani damıtma yapılmış. 7. Sıvılaşan maddeler toplama kabında toplanır. 8. Su ve suda çözülmüş katı maddeler kazana gelirler. 9. Kazandaki sıvı 120 dereceye kadar ısıtılır ve suyun buharlaşması sağlanır. Suyun buharlaşması zaten buharlaştırmayla ayrıştırma yöntemidir. E, 10. Su buharı soğutucuya gelir. Soğutucuda su buharı sıvılaştırılır. E, burada da yine damıtma kullanılmış ki e, su buharının sıvılaştırılması söz konusu. Son olarak saf su damlacıklar halinde toplama kabında toplanmış. Cevabımız C seçeneği.